soruları yanıtlıyor. Hemen dönüyoruz ona. Cümle verilmiş ve o cümleyi kurdu. Kurdu ve başına dert aldı. Yani İstanbul'un gündeminde olmayan benim de gündemimde olmaz. Muğlak, garip, anlamlı olmayan bir cümle. Baştan belki bunu kurmasaydı bugün bu zor duruma düşmezdi. Çünkü kendi il başkanı kendisini yalanlıyor. Zaten bakanı ve diğer yetkilileri tam gaz işe devam ediyorlar. Yani tabiri caizse adayın ne dediğini ne demediğini umursayan bir durum orada yok. İstanbullu bunu görüyor, bunun bir aldatmacı olduğunu, bunun kötü bir oyun olduğunu, kendisine verilen rolü oynamaya çalıştığını görüyor ve bu aldatan bir durum. Yani bu kadar net, toplumu aldatıyor. Bu işin, yani düşünsenize, o işte belediyeyi söylemiştir, belediyenin projesi değildir. Efendime söyleyeyim, işte bu bakanlığın projesidir. Yani kelime oyunu yapıyorlar ya. Ya niye çıkıp demiyorsunuz ki mertçe Kanal İstanbul'u biz istiyoruz. Kanal İstanbul, İstanbul'u Türkiye'yi şahlandıracak. İki sene önceki cümlelerinizi niye kurmuyorsunuz? Milleti aldatmak için kurmuyorlar. Çünkü toplumun buna karşı olduğunu, 10 bin lira emekli maaşından 1 lira arttıramayız derken bile insanlara bütçeye yük olur derken onun yükünün 5-10 katı kadar para harcanacak bir projeyi yapmaktan geri durmuyorlar. Çünkü gene hala dertleri bir avuç insanın cebi. Ama o bir avuç insan bu ülke sınırlarında, ama o bir avuç insan başka coğrafyada, ben onu bilmem. Ama bu İstanbul'un sonu olacak olan bir projedir. Bunu biliyorlar, toplumun buna karşı olduğunu biliyorlar ve Sayın Kurum'a bir rol vermişler. O da oynuyor işte, zaman geçiriyor ama öbür taraftan ihaleler yürüyor, öbür taraftan İşine bakıyorlar. 1 Nisan'dan sonra ülkenin Kanal İstanbul ve buna benzer tehditlerden kurtulması için ve emeklinin, işçinin derdini dert edinmesi için, faizleri, enflasyonu dert edinmesi için bu seçimden çok büyük bir farkla mağlup olması lazım bu iktidarın ki kendine gelsin. Yoksa Allah korusun bu şehri, ülkenin insanlarını, emeklilerini, işçisini, 3600 ek göstergeyi bekleyenleri, atama bekleyen öğretmenleri Allah korusun. O bakımdan İstanbul başta olmak üzere çok büyük bir farkla bu hükümetin ders alması gerekiyor. İnşallah öyle de olacak. Peki rakibinizin dün gece katıldığı bir televizyon programında bu ekonomik eleştirinin dediği falan bir açıklaması oldu. Muhalefet sürekli ekonomik gündemde siyaset yapıyor. Biz yerel seçimlerde ekonomik oynamayacağız dedi. Yani bakın, bizim ortaya koyduğumuz tematik sunumlar, koyduğumuz vaatler, yaptıklarımız %90'ı bunlar, yaptığımız işleri anlatıyoruz, yapacağımız projeleri anlatıyoruz. Ama yani biz eğer yoksullukla mücadeleyi görünen görünmeyen paylarıyla bütçede %20'lere kadar tırmandırdıysak, bunun sebebi hükümetin ekonomiyi perişan etmesi, insanları yoksullaştırması. Yani dar gelirli diyemiyoruz artık, gelirsiz bir topluma döndü yani. Düşünsenize, yani kent lokantası bu şehir için ödüle dönüştü. Ben bununla gurur duymuyorum. Yani bir şehirde yani 100 tane kent lokantası açsak yetmez duygusu beni mutlu etmiyor ki, ben mutsuz oluyorum. Benim insanımın yoksulluğu beni mutsuz eder. Ama onları, insanları yoksullaştırarak oylarına mahkum etme anlayışı, politikası onları mutlu eder. O bakımdan bizi ilgilendiren konuyu Murat Kurum, Sayın Kurum herhalde toplumun yoksulluğunun farkında değil. Toplumun yoksulluğuyla ilgili konuşamaz. Çünkü hükümet diyor ki, sus bakalım, ne diyorsun sen? Emeklilerle ilgili sakın bir şey konuşma. Kent lokantasını kötüle. Bursları, yurtları kötüle. Niye? Çünkü o aslında biz toplumun yoksulluğuyla mücadelede ortaya koyduğumuz politikalar, projeler. Onları bile söyleyemez. Bu başından beri söylediğim gibi talimatla İstanbul yönetilemez. İstanbul Ankara'dan bir talimat mekanizmasıyla adaylaşan, talimat mekanizmasıyla yarın seçimi kazandığında İstanbul'un yönetilmesi demek, İstanbul'un sonu demek, faciası demek. Şişli'nin göbeğine diktiği imzalarla kuleler demek.
başka yere bir akşamda yeni imarlar çıkartmak demek. Boğaz'ın kıyısında bir kulübeyi korumak için hamle yapan bir bakanın İstanbul'a dair neler yapabileceğini varın düşünün demek. Bütün bunları tasavvur etmesi lazım İstanbulluların. Ben tabii ki kentin yoksulluğunu konuşacağım. Ben konuşmuyorum, bir toplum konuşuyor. Ben pazara giriyorum, o giremez ki. Esnafa gidiyorum, gidemez ki. Emeklilerin kahvesine giriyorum, giremez ki. Düşünülmüş, taşınılmış parti topluluklarını konuşur sadece. Efendim, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7 milyar dolar kaynağının olduğunu belirtti. Ve eğer biz çalıştırmadıysak, emeğimiz 7 milyar dolar kaynak nerede? Bir bina satın konusundaki görüntüyle de sizin...